Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size battaniye motifini göstereceğim. Zincir çekiyoruz arkadaşlar. 28 tane zincir çekmemiz gerekiyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 olması lazım arkadaşlar. Yani saymış olabilirim. 28 tane arkadaşlar zincir çekiyoruz da şimdi. O ilk en sondaki yaptığımızı atlıyoruz ve onun yanındakine batıyoruz arkadaşlar. Ve başına dolamadan sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sırayla hepsini tek tek zincirlerimizin üzerine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu şekilde yaptım şimdi ben arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum, arkasına geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Burası önemli arkadaşlar. Başının veya sonunun yamuk olmaması için hemen dibine batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir oldu. Zinciri saymıyorum. 2 3 Yani arkadaşlar, burada 27 tane sık iğne yapmanız gerekiyor. Yani 28 o baştaki zinciri saymıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne olaraktan geçiyoruz. Şimdi bakın, bu son kısım da önemli. Bu dip kısmına batıyorsunuz. O zincirin tepesine. Bu şekilde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki sıra oldu. Şimdi çevirdim. Üçüncü sırayı da yine aynı şekilde 27 sıra olarak da 27 tane sık iğne olaraktan yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi ben arka tarafa geçtim arkadaşlar. Pardon, burayı da yapalım. İpim beyaz olduğu için kalın iple yaptım bir tanesini. Çok farklı oldu. Şimdi 3 sıra yaptım arkadaşlar. Kalın iple olunca çok böyle sert oldu. Onun için ince iple yaptım. Bu bebe ipliği. Ama siz istediğiniz bir iple kullanabilirsiniz. Tığ numaranızı kalınlaştırabilirsiniz. Benim elimde sadece bu vardı. Onun için arka ekranı böyle değiştirmeye ihtiyacı duydum. Şimdi arkadaşlar, bir zincir çekiyoruz. Hatta bir sık iğne yaptık. 2 3 Arkadaşlar 13 tane sık iğne yapacağız bu sırada. 13 taneden sonra popcorn dediğimiz işlemi yapacağız. Patırcık da diyebilirsiniz, artık ne dersiniz. Nohut diyenler de var. Şimdi sayamadım ama 13 tane yapmıştım yani. 13 tane oldu arkadaşlar. Şimdi bakın, burası önemli, dikkat edelim. İpin başına doluyoruz arkadaşlar tığımızı. Sonra iki defa da çekiyoruz. Yani ikini trabzan yapıyoruz. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Başına doluyorum. Ve iki defa da çekiyorum. 3 oldu. 4
ve 5 arkadaşlar. Şimdi bakın bu ilmeğimi çektim. Sayıyorum 2, 3, 4, 5. Ve onun tepesinden girip ilk başladığım trabzanın o ilmeğimi oradan çekiyorum. Bir dakika söküldü arkadaşlar. Tekrarını yapacağım. Şimdi 5.'yi bir daha yapıyorum arkadaşlar. 1, 2. İki defa da çekiyorum. En baştaki trabzanın tepesine batıp ilmeğimi oradan çekiyorum. Ve bu şekilde pıtırcığımız, popcorn dediğimiz işlem gerçekleşiyor. Bu şekilde sık iğneyle de sabitliyoruz. Yine 13 tane 2 oldu arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bu şekilde arkadaşlar. Popcorn işleminin ilk sırasını yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar arkasını çeviriyorum. Arkasında hiçbir işlem yapmıyoruz. Aynı şekilde sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şuraya kadar geleceğim şimdi. Şimdi bakın. Aslında farklı bir şey yok da belki merak edenler olabilir diye burayı gösterme ihtiyacı duydum. Bu şekilde bakın. Zincir çekmiştik ya, o zincirin içinden girdiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Sık iğne olarak da. Evet, şimdi arkadaşlar bitirdim ben arka tarafı. Şimdi bir zincir çektim. Bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 13 tane yapmıştık ya. Yani 13 tane sık iğne ile başlamıştık. Ondan sonra pıtırcık yapmıştık. Bu sırada da arkadaşlar 11 tane sık iğne yapıyoruz. Yani 2 tane azaltıyorum arkadaşlar. Pıtırcığa gelmeden önce 2 tane azaltmış oluyorum. 11 tane yapıyorum. Pıtırcığa gelmeden önce 2 tane öncesinden tekrardan bir pıtırcık yapacağım. Saydım şimdi ben. Şimdi bakın. 2 tane kaldı ve bu 14.'ye pıtırcığımı yapıyorum. 2 defa da çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın uzatıyorum ilmeğimi. 5 tane sayıyorum. Yanlış olmasın diye. Saymanıza da gerek yok da. Yine de sayınca daha iyi olur. Ve zincirle birleştiriyorum. Bu şekilde pıtırcığımız oluştu. Şimdi bu arada arkadaşlar 3 tane sık iğne yapacağım. Bakalım şimdi. 1 2 ve 3. 4. arkadaşlar bakın 1 2 3 oldu.
Yani o pıtırcıktan sonraki yaptığım basayıyorum. Onu kesinlikle atlamayın. Önemli bir nokta. Şimdi buraya yine pıtırcık yapacağım arkadaşlar. Tekrar tekrar göstermek istemedim. Bu şekilde yaptım. Beşincinin üzerinden. Hatta dört olmuş galiba. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde tığımızı girdirip ilmeğimizi çekiyoruz ve büzüşme oluyor. Zaten bu da modelimizi oluşturuyor. Şimdi burada yine sayıyoruz arkadaşlar. 11 tane sayacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Zincirin tepesine girdik arkadaşlar. Oradan yapacağız yani. Gördüğünüz gibi yan taraflar düz bir şekilde oldu. Şimdi arkasında yine aynı şekilde bir zincir çekerekten başlıyoruz ve o zincirin dibine batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şuraya kadar tekrar rengeleyeyim. Orayı da göstereyim size yine. Bu şekilde pısırcığın tepesindeki zincirin içinden girdirip çıkartıyoruz. Arka taraf arkadaşlar burası. Yani ters kısım diyeyim. Arka taraf olmaz da belki. Yine aynı şekilde diğer pıtırcığımızı da yapıyoruz. Arkasını, ters kısmını zincirin içinden girdirip çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine başa geldik. Bu şekilde diğer şeyde 11 tane yapmıştık. Burada da arkadaşlar 2 tane eksilttiğimiz için 9 tane yapmamız gerekiyor. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 2 tane kaldı arkadaşlar. Bakın 1 2 3'üncüye batıyoruz. Yani 10'uncuya batıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan yapıyoruz 5 tane. Bu şekilde arkadaşlar 5'incinin başındaki trabzanın içinden girdiriyorum, tepesinden bu şekilde sabitliyorum bir zincirle. Şimdi bu arada arkadaşlar dikkat edelim, 7 tane çekeceğiz, 7 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu ortasını yaparken, yani kalbin ortasını yaparken sayılarımızı 4'ün katları olaraktan yapıyoruz arkadaşlar. Önce kaçla başlamıştık? 3 yapmıştık. Sonra 7, sonra 11. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi 7'yi yapıyorum ben. 7 tane sık iğne. Daha sonra 8'inciyi de pıtırcık yapıyoruz arkadaşlar. Yani 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrarın ilk yaptığımız trabzanın içinden tepesinden girdirip ilmeğimizi o şekilde alıyoruz. Şimdi göstereceğim zaten. İlmeğimizi çektik ve ilk trabzanın tepesinden girdirip zincir çekerek sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi burada yine 9 tane sık iğne yapacağım.
sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kalbimizin alt kısmı oluşmuş oldu. Şimdi tersini yapıyoruz yine. Bu şekilde. Şurayı göstereyim, artık aynı yeri göstermeyeyim. Fıtırcığımızın tepesine batıyoruz ve sık iğne işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi burada da arkadaşlar 9 sıra yapmıştık ya. Bu sefer 7 tane yapacağız. Sıra demeyeyim. 7 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yani bir pıtırcığa gelmeden önce üçüncüye tekraren bir pıtırcık yapmış olacağız. Şimdi bakın, başına doluyorum ve pıtırcığımı yapıyorum arkadaşlar. Yani popcorn da diyebilirsiniz, nohut da diyebilirsiniz, artık yani bu sizin ne dediğinize bağlı. Yani fark etmiyor, hepsi aynı şey. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar, biraz önce de 7 demiştim. Şimdi 11 olacak. 11 tane sık iğne yapacağız. Yani 4 kat artırmış olduk. Bir oldu arkadaşlar. Şimdi hatta 12 olmuş galiba, bir tanesini çıkartalım. Sayalım. Evet. Şimdi pıtırcığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine 7 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yine tersi de bir zincir çekiyorum ve artık orayı bitirdim. Tekrar göstermek istemedim. Bu sırada da arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi yani pıtırcıktan önceki üçüncüye batmış olacağız. Şimdi bakın, pıtırcığımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar 15 tane sık iğne yapacağım. Diğer pıtırcığa gelene kadar 15 tane sık iğne yapacağım. Şimdi pıtırcığımı yapıyorum arkadaşlar. 15 tane oldu. Bu şekilde. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. Şimdi arkasında yine sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar.
Şimdi bu sırada da arkadaşlar 3 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra bir tane pıtırcık yapıyoruz. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar arada 19 tane sık iğne yapmanız gerekiyor. 3 4 5 sıra sonuna kadar arkadaşlar 19 tane. Şuradan birkaç tane daha yapalım. Şimdi bakın 20'ye pıtırcık yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 tane yine sık iğne yapıyoruz. Şimdi tersinden yine hiç farklı bir şey yok. Sadece sık iğne yapıyoruz. Bakın 6 tane oldu. Tersinde yaptım şimdi arkadaşlar. Bu şekilde yine 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Yani iki sıranın yaptığımız şekil aynı. İki sırada da aynı işlemi uyguluyoruz. 3 tane çekiyor. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane pıtırcık yapıyoruz. 19 tane arada, yani iki pıtırcık arasında 19 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 20'ye pıtırcık yapıyoruz. Ve en son 3 ile kapatıyoruz, bitiriyoruz arkadaşlar. Yani bu sırayı öyle yapıyoruz. Daha yoksa birkaç sıramız daha var. Biraz hızlı geçeceğim artık ama. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aynı yere yapıyoruz arkadaşlar. Yani o pıtırcığın tepesinden aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi yine 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Tersini yine hiç, yani farklı bir işlem yok. Aynı şekilde sık iğne ile yapıyoruz. Ben şimdi başa kadar geldim. Yine bu sırada da arkadaşlar 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 ve yine aynı pıtırcığın tepesini bir tane daha yapıyoruz. Şimdi bu arada arkadaşlar 9 tane sık iğne yapıyoruz. Diğer pıtırcığa kadar 9 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 arkadaşlar. Başına doluyorum ve bir pıtırcık yapıyorum.
Şimdi arkadaşlar bu araya da yine 9 tane diğer taraftaki aynı işlemi yapıyoruz. 9 tane sık iğne yapacağız. 3 oldu galiba. 4 5 6 7 8 9 10'uncuya pıtırcığımızın tepesine tekraren bir pıtırcık yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane de sık iğneyle bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Tersini de yine normal bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu sırada da arkadaşlar 5 tane pardon 4 olması lazım. 6 3 4 üstünde 4 yapacağız. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 3 ve 4. Yani bir tanecik kaydırmış oluyoruz sık iğneyi. Bir tane pıtırcık yapıyoruz. 4 sık iğneden sonra bir tane pıtırcık yapıyoruz. Ve bu arada arkadaşlar 5 tane sık iğne yapacağız. 2 oldu. 3 sayalım. 3 4 5 başına doluyorum. Pıtırcığımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu araya da arkadaşlar yine 5 tane 2 3 4 5 doluyorum ipimi. Bir tane pıtırcık daha yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 Şimdi yine 5 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane kaydırmıştık. Şimdi bir pıtırcık yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar 4 tane sık iğne yapıyoruz ve tersini yapıp tekrardan başa dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar yine başına bir zincir çekip 5 tane bu sefer arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyoruz. Yani bir tane kaydırmış olacağız yine. Bir tane pıtırcık yapıyoruz. 5 sık iğneden sonra bir tane pıtırcık.
Şimdi arkadaşlar, bir tane sık iğne yapıyorum. Tekraren bir pıtırcık yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Yani ortasına gelene kadar arkadaşlar 3 tane pıtırcık yapacağız. Bir sık iğne, bir pıtırcık olacak şekilde 3 tane pıtırcık olması gerekiyor. Daha sonra kalbimizin en üst kısmının oluşması için de arada 7 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şimdi pıtırcığımızı yapalım. Şimdi burada arkadaşlar 7 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir tane pıtırcık yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar bu modeli, şimdi burada da yine bir sık iğne, bir pıtırcık.